yapmak istiyorum. Lütfen. Ya başkanımıza da merhaba diyelim de. Başkanım. Başkan. 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 Hocam hep beraber bir fotoğraf. Gel yanıma gel. Buradayız. Çekiyoruz. Evet. Buradayız. Başkanım ya. Zakat Bey. Çekiyoruz. Hadi bakalım. Kameraya girelim. Al mikrofonu. Bodrum Galatasaray Derneği'nin daveti üzerine buradayız. Onlarla beraber olmak çok keyifli. Bir sene önceyi hatırlıyorum. Gene buraya gelmiştim seçimlerden evvel. Gayet sıcak bir karşılama, gayet dostane konuşmalar. Bodrum Galatasaraylılara geldiğim zaman sözler vermiştim. Şu anda verdiğimiz sözlerin hepsinin yerine gelmesinin keyfini yaşıyoruz. Onun mutluluğunu yaşıyorum özellikle Galatasaray Başkanı olarak. Onlara burada ne söz verdiysem hepsi tek tek realize oldu. En önemlisi de Cumhuriyet'in 100. yılı itibariyle bu kupayı kazanmak çok önemliydi. Bütün Galatasaraylılar için önemliydi. Kupayı kazandık. Onların destekleri çok büyüktü. Buradan bütün taraftarlarıma, genel kurul üyelerime, arkadaşlarıma, bizi destekleyen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu kupa el birliğiyle, onların desteğiyle kazanılmış bir kupadır. Dolayısıyla şimdi bu şampiyonluğun keyfini beraber çıkartıyoruz. Zor bir sezona hazırlanıyoruz şimdi. İnşallah bu sezonda başarılarımız devam edecek. Gelecek sene yine inşallah burada o şampiyonluğun kutlamasını da yaparız. Sürpriz isim her zaman var. Galatasaray çıtayı çok yüksek tuttu geçen sene. Bu sene de çok iyi bir takım kurmanın peşindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor ama bittikçe söylemek daha iyi. Valla Arda benim de çok sevdiğim, yani mükemmel bir oyuncu. Bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de Real Madrid'e gitti. Orada da başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç. Sadece bir abi, baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini aynen orada devam ettirsin. Çünkü zor bir kulübe gitti. Yani bir dünya kulübü. Başarılı olması hepimizi gururlandırdı. Hep kendisine başarılar diliyorum. İnşallah yüzümüzü hak çıkarır. Güzel bir sezon sporda. Biz de burada tatilimizi değerlendirirken sağ olsunlar Galatasaray, Bodrum Galatasaraylar Derneği davet ettiler. İyi bir Galatasaraylı olarak benim de burada olmamı istediler. Ben de çok teşekkür ediyorum kendilerine. Eşimle beraber bu güzel geceye katıldık. Tabii ki Galatasaray için çok güzel bir yıl oldu. Önemli bir aradan sonra çok ciddi rakiplerini geçerek futboldaki şampiyonluk. Beni de tabii ki bir Galatasaray kongre üyesi olarak, Galatasaray futbol takımının iyi bir taraftarı olarak çok mutlu etti. Şimdi de tabii ki Galatasaray'ın artık futbolda önümüzdeki sezon yeniden hepimizin büyük beklentisi olan Şampiyonlar Ligi'nde Okan Hoca ile beraber yeniden Türkiye'yi en iyi şekilde, aynen eskiden Fatih Hocamızla birlikte olduğu gibi temsil edeceğine inanıyorum. Galatasaray'a her zaman gönülden desteğim her zaman devam ediyor. Farklı kulüplerde profesyonel olarak çalışıyor olsam da geçtiğimiz sezon tabii biz de Türkiye şampiyonu olduk Anadolu Efes'ten. Bunun da tabii ki keyfini, gururunu yaşıyorum. Şimdi artık Atina'dayım. Atina'dan da yine Galatasaray futbol takımına gönülden olan bağım devam edecek. Ama yeni bir misyon üstlendim. Ben de kendi çapımda onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Tabii bir taraftan da milli takımda olimpiyat elemelerimiz var. Ağustos ayında A milli takımımızı da en iyi şekilde en iyi yere getirmeye çalışacağız. Bir kez daha ben bu güzel geceyi düzenleyen Galatasaray Bodrum Galatasaraylar Derneği'ne teşekkür ediyorum. Bakalım geceyi yaşayacağız. Çok güzel şovlar da olacak herhalde.
hep birlikte Galatasaray marşlarını daha bir gönül rahatlığı içinde söyleyeceğiz. Profesyonel olarak Türkiye'de bir kulüp çalıştırırken tabii ki biraz daha böyle dikkatli olmanız gerekiyor. Ama şimdi artık Türkiye'de çalışmadığıma göre Galatasaray futbol takımına burada çok güzel bir şekilde o marşlara biz de eşlik edeceğiz. Anadolu Efes'te de çok önemli bir misyon üstlendim. Çok güzel günlerim geçirdi. Basketbolda Anadolu Efes'teyim ama futbolda Galatasaraylı olduğumu herkes biliyor Türkiye'de. Ama artık Panathinaikos gibi çok büyük bir kulübün antrenörlüğünü yapacağım ve bu konuda da çok büyük bir sorumluluk üzerime üstleniyor. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Tebrik edelim bütün Galatasaray'ı, oyuncuları, teknik ekibi, başkanı, yönetici, herkesi. Yine bize böyle güzel günler yaşatıyorlar, sağ olsunlar. Şampiyon oldular. Bu geceyi de organize eden herkese de gerçekten tebrik etmek lazım. Çok güzel bir gece. Çok önemli isimler burada, çok değerli insanlar burada. Zaten Galatasaraylılığın hep gerektirdiği bir şey. Galatasaray'da herkes birbirini çok sever, çok saygı gösterir. Yine böyle gecelerden biri. Dolayısıyla da burada olmaktan da çok mutluyum. Davet ettikleri için de teşekkür ederim. Bundan önceki röportajlarımda Arda'yla ilgili birkaç defa konuşmuştum. Daha genç yaştan beri tanıyorum onu. Gerçekten çok önemli bir potansiyel, çok önemli bir yetenek. Ben Real Madrid'de de oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü eğer çok yetenekli ve iyi oyuncuysanız bir şekilde oynarsınız. Arda'nın bizi çok güzel bir şekilde, iyi bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Ona da buradan başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin inşallah. Hocayı aldınız mı? Önce bir yalnız alın da hemen. Hocam çok yakışık. Ben buradayız hocam. Hocam çekti. Ayıp. Biz buraya geliyoruz 15 dakika oluyor. Hocam çekiyorum. Ben zaten hocanın geleceğini duydum. Hemen aldım. Geçimde bir sitemetsen de az güzelle. Gül hangi yola baksan gurur karşımda. Şimdi tüm yıkmalar.